İyi akşamlar arkadaşlar. 31 Temmuz akşamından hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gündemimiz zaten malum. Muhammed, yazıyı arkadaşlara çekebiliyor musun? Şu anda pozisyonumuz nedir? İstersen bir gösterelim yazımızı. Evet, Akdeniz avşamları. Değil mi? Doktor hanım kızmasın yine. Avşam öyle mi yazılır diye. Muhammed, sosyal medya karışmış durumda. İki tane olay var. Aha, bir, evet, bayağı. Akdeniz, Antalya, Manavgat merkezli yangın. Daha büyük bir yangında Konya'da bir aile. Bu yüzyılda, bu devirde belki de... Bir de Kastamonu'da da yangın çıkmış diyorlardı. Her yerde yangın çıkmıştır da. Şimdi bu Kayseri'deki mevzuyu, Konya'daki mevzuyu duydun mu? Yok. 7 kişilik bir aile katlediliyor. Evlerine baskın düzenleniyor. Yani Türkiye Cumhuriyet tarihinin en meşhur, en büyük katliamlarından birisi ve aile de kontrol altında bir aile. Yani adliyeye gidilip şikayetçi olunmuş, davalar açılmış, böyle bir aileye katliam yapılıyor. Bazen yani idam cezası diye konuşuyorlar da idam cezası gelmeyecekse yani... Ne zaman gelecek? Ya idam cezasında şöyle bir şey olayım. Mükemmel bir adalet sistemi lazım. Ki o da mümkün değil. Yine de ben şahsi olarak yani şunu söyleyeyim. Şahsım olarak yani fevri hareketler yapmadan ben idam cezasının ceza kanununda yer almasını düşünenlerden biriyim. Ama bak ben de onu savunuyorum. Ama kötüye kullanılma gibi şimdi bir ihtimal de var. Şimdi 7 kişi evinde bir yolda değil. Evinde. Ev, yani bir eve halbuki bir ev, bir hane bir camiden, bir kiliseden, Kabe'den daha kutsal mekandır. Haneye tecavüz edilerek bir evde ve kadınlar da, kadın ve çocuklar seçilmeden, ayrışmadan bir katliam yapılıyor. Ben o kadar şey yapmıyorum. İnsan insandır. Çocuk dışında yani. Çocuk ayrı. Ya orada da garip şeyler var. İşte iki tane konumuz var. Tabii konumuz bu katliam değil. Bu konular üst üste geldi. Fakat şöyle de bir durum var. Önce sana sorayım. Senin şahsi görüşün. Aynı anda farklı farklı yerlerde yangınların çıkmış olmasını sosyal medyadaki çoğunluk görüş sabotaj diye düşünüyorlar. Yani tabii öyle bir ihtimal var ve çok da mümkün olmayacak bir ihtimal değil. Yani muhalefetle muhalef birileri yapmış da olabilir ama yapmamış da olabilir. Ama şöyle şimdi, de bir şey olabilir. Birini onlar çıkartmıştır, birini kendiliğinden çıkmış da olabilir. Yani çok ayrı ihtimallerin değerlendirilmesi ben lazım. Bir fizikçi olarak biraz hani fen bilgisi konusuna bakarak şunu direkt söyleyeyim size. Aynı anda farklı farklı lokasyonlarda yangının çıkmış olmasını insan ürünü olmayan bir sabotaj ve planlı bir yangın olarak düşünüyorum. Ya hocam ne konuşuyorsun, ne diyorsun? Ya hem insanlar yapmamış diyorsun hem de. Şimdi Muhammed 20 gün önce seninle beraber bir Akdeniz gezimiz oldu değil mi? Hani Türkiye halkının belki de çok ciddi oranda şu anda hala Akdeniz'de tatil yapanlar var değil mi? Biz tatil yaparken bilimsel ve araştırma çalışmalarımızı ağaçlar inceledik, yaban hayatına baktık. Şunu gösterebilir misin? Şimdi arkadaşlar Muhammed'in bu Toros Dağları'ndan Muhammed'in topladığı kayalardan bir örnek. Ve Muhammed bu demir yoğun bir kaya. İnceden bir çekimi hissediyorum bak. Hani direkt çekiyor diye de demir yoğun, demir diye çünkü ferromanyetik maddeler sadece demir değil. Ama rengindeki kırmızılık, kızıllık, kahverengilik, evet, hematit olan bir demirin de bunda var olduğuna işaret ediyor. Hani Mars gezegeni, kızıl gezegen diyoruz ya, demir yoğun. Şimdi yine arkadaşlar, Muhammed'in sizler için yine Antalya Toros Dağları gezimizden topladığı, Muhammed bu çok güzel bir kesme taşı. Eti kemikten ayırmaya da yarar, gerçekten keskinliği de var. Deriyi ayırmak için de, etten ayırmak için de kullanılır. Tabii bu taşlarla ilgili detaylı bilgilerimiz yok. Yine senin bulduğun ve parlak çok, yani burası sanki cam kaplı gibi. Sanki bir güneş ışığıyla bir erimiş sonra tekrar. Değil mi bakın?
camımsı bir madde var. Bir de altında da güzel renkli madde var. İşte ama bunların hepsi mam ve taş diyoruz ya. Zaman ve basınç ürünü. Sıkışma. Yani diyelim ki dağların altında veyahut da toprağın altında birkaç milyon yıl sıkışınca toprak kayalaşıyor. Aslında bunların kökeninin çoğunda toprak sıkışmış çıkıyor. Mineraller. Evet, doğru. Yine Muhammed'in sizler için bölgede çok sayıda mermer gösterdik, çekimlerimizi yaptık değil mi? Mermer şeylerimiz var, ne diyoruz? Yine bir başka. Yalnız bu taşta Muhammed bir hafiflik var. Onu ben direkt bir katman olarak aldım. Bu birkaç katman. Ama insan vücudu şunu söylüyor. Şu bir miktar yoğunluğu, evet. İnsan vücudu yoğunluğu da hissedebiliyor. Yani tamam, sokaktan, yerden bulacağımız bir taşın, bu hacimdeki bir taşın ağırlığıyla bu biraz fark ediyor. Biraz hafif bir maddeden karışımında oran olduğunu söyleyeyim. Şimdi gelelim Muhammed şeye, yangınlarla ilgili. Arkadaşlar ya ne diyorsun hocam? Bu yangınlar planlı. Çok önemli bir bilimsel geçmişi olan yangınlardır. Muhammed Akdeniz, önce şunu söyleyeyim. O köylüler şu anda bazıları mızmızlanıyor ama biz gezimizde gördük değil mi? O köyler bilinçsiz. Gelişi hazine, güzel. Aynen, hazine arazilerinin gasp edilmesi. Hani hükümet en son 2B affı çıkarttı değil mi? Oradaki köyler ormanın içine girmişler. Oraya ev kurulmaması, yani yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar hikayesi var ya. Aynen o. Bilinçsiz bir köyleşme. Bir yeşilliği gören, yolun kenarında bir yer gören oraya bina yapmış. Şimdi Muhammed sen doktor hanımın çam yuvadaki evini gördün. Hı-hı. Biz geçen sene oraya gittiğimde doktor hanıma şöyle söyleyeyim. Bak mühendis olan eşi, iyi bir inşaat mühendisi gördüm. Yaptığı yapısını da beğendim ben. Evin etrafına palmiyeler ekmiş, dikmiş. Bu palmiyeler büyümüş. 2-2,5, yani nereden baksan onların boyları 20 metreyi geçmiş. Ve binanın 20 etrafında... 20 metre biraz çok değil mi? 15 olmaz mı? Fazladır. 20 geçmiş. Şimdi şöyle Muhammed, bu ağaçlar küçükken çok şirin tatlı olur ama büyüdüğün bir kere adam inşaat mühendisi, mimar. Mimarlığı güzel ama bitkilerle ilgili arası çok kötü. Botanik bir eve gibi. Bu kadar ağaç yakına olmaz. Zarar. Biz geçen sene doktor hanım da burayı bıdattırdı. Ağaçları bayağı bir kestirdi. Şimdi Muhammed, seni sevmeyen bir adam, kapının, senin düşmanın, kapının, ya düşmanın da olmayabilir. Doğal yolla da bir yangın çıkabilir. O ağaç yandığında o binayı kaybedersin. Direkt çatılara bağlantılı. Yangın da hep insan düşündüğü gibi aşağıdan yukarıda olduğu kadar çatıdan aşağıya doğru da yanıyor. Şimdi bir kere geçen sene mi, önceki sene mi Muhammed Yunanistan'daki yangında insanları yakan, evleri yakan, o evlerin dibine ektikleri ağaçlar. Ağaçlar ormanlık alanda yaşayanların en büyük düşmanıdır Muhammed. Evlerden en az 30 metre yakınına kadar ağaç. Ha, meyve ağaçları da kontrollü olur. Bak meyve, evet, ağacı olur ama kontrollü dibine olur. Girmemiş bir şekilde olur. Kesinlikle. Ormanları biraz uzaklaştırmak lazım. Peki kim bunları sabotajı yapıyor? Muhammed, ormanlık alanları gördün değil mi? Ekrana bir Akdeniz'deki bir ormanlarımızın vallahi resmini... Senin kastına göre benim aklımda iki fikir var. Ya doğanın kendisini diyeceksin ki bu düşük ihtimal, ya da bilinçli insan. İnsanlar yapmıyor. Doğanın kendisi sık üst tabakadaki ağaçlardan güneşi bulamayan bitkiler kuruyor. Bitkiler bakıyor ki güneş ışığı artık ormanın tabanına düşmüyor. Hatta bunu bazı hayvanlarla da yapabilirler. Doğa kendini otomatik olarak regüle ediyor. Bu sefer şöyle düşün Muhammed. Hani biz hep diyoruz ki işte cam şişe atılmıştı efendime söyleyeyim güneş ışığı. Arkadaşlar güneş ışığı bir noktaya vurdukça bu kağıda, bak bu kağıda vurdukça güneş ışığını, bir müddet sonra Muhammed bu kağıdın rengi sararmaya başlar. Daha sonra öyle bir, sen geçebilirsin, öyle bir noktaya gelir ki Muhammed hiçbir çakmak, ateşleyiciye gerek kalmadan güneşten gelen fotonlar bu
artık kurumuş dal yaprak kavları tutuşturur. Hazır hatta, boş enerjidir onlar. Hatta küçük bir rüzgar, minik bir lokal rüzgar veya bir kuşun kanat çırpmasıyla bu alevlenir. Orman yandığı zaman kendi kendini düzenliyor. Yeter ki insanlar ormanların içine girmesinler. Artı yangın dönemlerinde Muhammed, bu yarın öbür gün herhalde biz İstanbul'da oturuyoruz ve çok büyük sıcaklıklar, meşhur sıcaklık, Arapça bir deyim vardı, dün haberlerde gördüm, unuttum ben. Bugünlerde ben klimasız bir yere gidemiyorum. Şimdi Muhammed, üst yapraklardan, büyük ağaçlardan fırsat bulamayan diğer bitkiler bu büyük ağaçların yanmasını sağlayarak 1-2 yıl nefes alıyorlar. Yani güneş ışınlarının kendilerine gelmesini de sağlıyorlar. Ha bir de bu çam ağaçları için de çok önemli. O kozalaklar yangında daha çok etkin oluyor. Ben şunu söyleyeyim. Bu konuyu herhalde Türkiye'de aklın yolu bir. Yani aman biz yaptık, biz dile getirdik, biz bulduk olmasın. Ama ben şu ana kadar bilmiyorum. Yani bu ormanları yakan ormanın bizatihi kendisi. Kendi faktörleri. Şimdi bak, ikinci iyi bir konu, hoş diyorsun da bu ormanların yanması normalde 10-20 senelik bir süreçtir yani tekrarı. Ama 2-3 yıla düştü şu anda. Şunu da unutma. Tabii 2-3 yıl aynı yer yanmıyor. Aynı yer yanmıyor. Şimdi evet. Şunu da unutma. Artık gerek Yunanistan, gerek İspanya, gerek Türkiye ceza kanunlarında orman yangınlarının terör suçlarıyla beraber ele alıyor. Dolayısıyla bu ormanları yakmak biraz şey ister, sıkar biraz. Yani çok ciddi bir kanunlar var. Bunu da unutmamak lazım. Şimdi ben bu konuya değindik. Bakalım ileriki günler ne çıkacak. Tabii bizde şöyle bir şey var. Ben biliyorsun hükümete muhalifim. Tamam. Ben de yani bazı insanlar görüyorum bilinçsiz muhalefet. Ya muhalefetin de öyle bir muhalefet edeceksin ki yani, yarın bu sözle aslında sosyal medyada şöyle yapıyorlar Muhammed. Sosyal medyada veriyor veriştiriyor. Sonra iki gün sonra ismini değiştiriyor. Sosyal medyayı başka isim al. Bak benim bir tane sayfam var. 2010 senesinden bu yana tek bir tane Facebook'um var. Yani ben orada şimdiye kadar belki de bir tane yazı kaldırmışımdır. Onu da hatırlamıyorum ya. Yanlışıyla doğrusuyla orijinal kalsın. Ama insanlar ne yapıyor? İsimsiz. Bir Atatürk'ün arkasına saklanıyor. Öbürü bayrağın arkasına saklanıyor. Kimisi vatan millet Sakarya derken yürüyor. Deniz gezmişlerin arkasına saklanıyor. Ki buna sen de katılacaksın. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bunları da söyle. Bu ülkenin muhafazakarı muhafazakar değil. Ateist de ateist değil. Komünist yani cahilleri komünist geçelim abi. Evet o cahilleri geçelim. Üniversiteyi bitirmemiş. Üniversiteyi bitir, adam gibi üniversiteyi bitir. Öyle. Yani Diyarbakır Üniversitesi suyun ürünleri değil. Bizim Cumhurbaşkanı gibi üniversite değil, öyle diploma değil. Adam gibi yani tam hakkıyla. Uydurup bireyinin değil. Hakkıyla. Ha. Yani o diploma, yani şöyle derler ki yani diyelim adam mimardır. Mimarlıkla ilgili bir icraatı yoktur. Ya senin diploman nedir? Kur'an-ı Kerim tabiriyle kitap yüklü merkep. Ya kasaptan mı aldın? Torpille mi aldın? Paralel yapıları kıyayla mı aldın? O ayrı bir konu. Şimdi siyasi görüşü ne olursa olsun gerçekten topluma faydası olan eğitimli kesimler aklın yolu bir. Onun dışında adam köylü. Köylü de olabilir ama yine de bu devirde eğitimsiz köylüyü kabul etmiyorum. Köylü olacaksın, çoban olacaksın, Harvard mezunu olacaksın. Eğitimli olacaksın. Eğitimsiz adamı kabul etmiyorum. Yani işinde bile bir iyi olacaksın. Yani çiftçiysen tarımı bileceksin. Yani adamın eğitimi yok, bir şey yok. Sırf evet. Hükümete muhalefet etmek için işte yok bizim uçağımız yoktu da şuydu da buydu da. Dün haberlerde şöyle bir şey vardı Muhammed. Oradaki köylüler o hazine arazisini tecavüz edip gasp edip ormanların içine yerleşmiş olan bu cani köylüler oradan geçen iki kişiyi yakalayıp jandarma aracının içerisine dev gibi kayaya atıyor. Bu insan vahşi insandır. Bu görüntülerden yani bir kere devletin aracına, devletin polisine, devletin himayesi altındaki bir şahsa kaya atıyorsun. Ya taş kardeşim, da değil. Bunu atan ya. Adam Abdullah Öcalan'dan fazlası vardır. Bak bile bile söylüyorum. Siz hakim değilsiniz, savcı değilsiniz.
O insan bir de tutmuşlar arabayı yakıp yuvarlamışlar. Senin yaktığın arabadan tekrar ya milli servet. Bu yaktığın araba vergi. Ya biz Erdoğan'ın sarayına karşıyız ama yapılmış. Bu Erdoğan öldüğünde herhalde mezara götürmeyecek. Bu memlekete kalacak. Yani senin cebindeki, Ahmet'in Mehmet'in cebindeki, uhdesindeki mal aynı zamanda milli servettir. Ya bu milli servetler böyle çapulcu toplumu, bu insanların çok ciddi ceza alması gerekir. Çok ciddi. Bunun üstü örtülür. Bak bu taş atanlar, o iki kişiyi linç etmeye çalışanlar ceza almazsa, Türkiye'de genelde böyle oluyor, bir sonraki olayda daha fena sonuçlar olur. Giderek artar. Sonra bu ormanların belli mevsimde, ya Muhammed şu anda bir cismin yanmaması mucize. İstanbul bile alev alev sıcaklıklar. Bir de Toroslar'da rüzgar etkisi var. Çok. Rüzgar en küçük kıvılcımı ateşleyebiliyor. Ya illa mangal yapmasına gerek yok. İnsanlar daha Homo sapiens dünyaya yayılmadan önce, insanlar, memeliler yeryüzüne yayılmadan önce de dünyada yangınlar çıkıyordu ormanlar. Bunu bilmemiz lazım. Memelilerin şeyliği, yani üstünlüğü yayılmadan o zaman ne yapacağız biz? Ormanları kontrollü olarak biz yakacağız. Ormanlarımızı seyrelteceğiz. Sonra mesela bir yere işte ormanlar yandı da burayı rant haline getirdi, otel yap. Ya otel milletin, memleketin milli serveti. O otelde Rus tatil yapıyor, sen tatil yapıyorsun, ben tatil. Bir kere oraya otel yapıldığı zaman bir tesis Muhammed. Bunu Özal döneminde çok Antalya otelleri yaygınlaşmıştı. Evet, Özal dönemi çok. Oraya yol gelir, su gelir, medeniyet gelir. Yangına müdahalede kolaylıklar gelir. Bir de göz gelir. Şimdi ne kadar alanlara, bilhassa yaylalara, biz yayla turizmi, bak şu anda her taraf yanıyor. Biz yani Antalya'da değil mi? 15 gün önce 2000 metre yükseklikte, 2100 metre yükseklikte arabanın içerisinde elbiseyle yatıyoruz. Arabanın içerisinde elbiseyle yatıyoruz ve üstümüzde battaniye var, üşüyoruz. Bu yayla turizmi, serin, klima, doğal. Bunları yaygınlaştırmamız lazım. Bu oteller ve tesisler de arkadaşlar, bak ben üstüne basın, yaksınlar yapsınlar. Ormanları yaksın, o bizim çiftçilerimiz var. Ormanları yakarlar Muhammed, kendine arazi açar. Ne yapar? Domates eker, buğday eker. Ormanları... Ama akıllı yapsınlar. Ya bunlar olacak. Bu nüfusu beslememiz gerekiyor. Şu anda domates fiyatları fırlamış. Uçtu, karpuzun gitti. Yanına yanaşılmıyor. Ya bunlar yapılması gerekiyor. Yani bazı ya ağaçlar ne güzel, ağaç kesilmesin. Sen kesme. Orayı da tel örgü içerisine al Muhammed, diyelim bir belli bir metrekareyi. Birkaç yıl içerisinde otomatik olarak kendi kendine yanıyor. İşte o doğanın kendi yaptığıdır. Ama yani büyük oranda da insan faktörü etkili. Ben doktor hanıma da söyledim. Ev çok güzel. Eşini tebrik ederim dedim ama ağaçlar evin çok dibinde. Sıkıntı. Yani senin evini bir düşman gelip yakacağını zannetmem ama o ağaç yandığı zaman o evi de kaybedersin. Çünkü İstanbul'un meşhur yangınları var. Eskiden evler birbirine bitişik, girift ve evet, ağaçlar. Biri tutuştu mu hepsi gidiyor. Muhammed, benim şu an söyleyeceklerim bu kadar. Efendime söyleyeyim. Bizim unuttuklarımız olabilir. Orman yangınlarıyla ilgili ya Antalya'yı gezdin. Bir de biz dağ yollarından gittik. Evet. Yani, Alanya'dan gittik. Şimdi arkadaşlar öyle bir yerden geçiyoruz ki sadece toprak yol. Öyle asfalt falan yok. Toprak da öyle yok, böyle şeyden değil ya. Gittik. Kemer üstünden gittik biz. Pardon. Toprak yoldan gidiyoruz. Bizden önce en son bir hafta önce araba. Çünkü nereden biliyoruz? Otlar ortada, iki teker izi var topraktan. Teker izleri var. Ortada otlar bitmiş, bizim arabamız geçerken otlar arabanın altına sürttüğü ve sürtme sesi geliyor. Bu da demektir ki en az bir hafta önce bir araba geçmiş oraya. Kim gidiyor? Balcılar gidiyor Muhammed. Bölgede petekler yerleşiyor. Hani belli bir yere kadar olabilir ama bizim gittiğimiz son yer. Yani Bakırtepe'nin ucuna kadar gittik, orada baya baya. Yani ama dikkat et, belli metreden sonra ormanlar azalmıştı, seyrelmişti. Evet, kelleşmişti. Bir kere arkadaşlar, otel gibi tesislere, yani servet düşmanlığının anlamı yok. Ha, elimize fırsat geçti, aha uçağımız da yokmuş, hükümete vuralım. Tamam, hükümete vuralım. Tamam, memleketin bu işten kazancı olmaz.
Hani ben zaten devlet memurluğundan, hükümete muhalefet etmemizden dolayı atılmış durumdayım ama hani benim kadar mı hükümete düşmansınız? Yani benim kadar mı AK Parti ile sorununuz var? Bu orman yangınları, CHP de gelse böyle olacak Muhammed. Ethem Hoca ne demişti? Bu ormanları biz kendimiz kontrol edeceğiz. Yakacağız. Gerekirse yakacağız. Bazı yerlerini arazi boşaltacağız. Evet Muhammed ne, sen bir şey diyorsun. Ethem Hoca şey demişti. Hangi Ethem? Antalya'da. Bak. Ethem Derman. Ah evet. İbrahim Ethem Derman. Onun İbrahim ismini bilmezler. Kendisi söylüyor. Ben evet. De bilmiyordum da şey diyordu partiler hakkında. Hatırlat bana. Hiçbir parti memleketin çıkarları için değil de kendi çıkarları için iktidara gelir. Zaten öyledir. Evet. Ya kadrolar da öyledir. Ama ben bugün burada söylediğimizi yarın öteki parti geldiğinde söylemezsek bizim partiyle falan işimiz yok. Yani hak neyse doğru neyse söyleyeceğiz. İster üzerle yani tutup da. Biz bugüne kadar onu şimdi, gördük. Şöyle bir yani. Cahiller söylüyor bunu. Ya sosyal medyada bu ormanlar sabotajla yandı. Bunu söylediğinde öteki cahiller de yoldan geçen iki tane yabancıyı linç etmeye kalkıyor. Tam bir cahillik toplumu. Yani size sözlerimi bu kadar fazla uzatmaya gerek yok. Herkese iyi akşamlar.